Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Tırımızı tamir ettirdik. Çalıştıralım abi tırımızı. Adam kafadan girmişti biliyorsunuz. Şöyle göstereyim. %25'lik maalesef. Dorsemizde hasar oldu. Yani yapacak bir şey yok abi. Tırımızı tamir ettirdik en azından. Dönüş yoluna çıkalım artık yavaştan. Bakalım dönüş yolunda bizi neler bekliyor olacak? Bir aksiyon olacak mı? Yani durduk yerde abi çarpmasınlar da ne olacaksa olsun yani. Bak ya Türkiye. Abi şunları yazacaksınız ya adam gibi sür diyeceksiniz yani. Tepesi açık mı bunun değilmiş. Sunroof kapalı. Burada ne oluyor abi? Oğlum adamlar da drift yapıyor yani freni falan çekiyor. Bak solda işlere bak. Hala tersten gidiyor. Oğlum adam geçti hala tersten gidiyor ya. Benim bunları acil geçmem lazım yoksa başım bela olacak. Adamlar kendi ne yaptıklarını bilmiyor ya. Beni sıkıştıracaklar şimdi ha çakallar. Abi buna ne olmuş lan yolun ortasında? Haydi bakayım Renault. Göster kendini. Koçum benim hadi. Coştur ortalığı. Haydi yavrum. Bas gaza yavrum bas. Öndeki de Scania ha. Kafa tutuyor vallahi da o basmıyor herhalde. ...133, 135 bas. Oğlum ne yapıyorsun lan? Hattap mı yapıyorsun çaktırmadan? Adam bastı gidiyor vallahi. Bunun viraja bak bak. Neler yapıyor? Retarder açtın mı? Taklaya gelecekmiş gibi oluyor.
Öndeki kim ya? Yavaş gidiyor. Yabancıdır ha. Türk olsa gitmez öyle. Önümü de görmüyorum. İnşallah gelen yoktur ha. Bak nerede solluyor. Bak Allah'ım ya Rabbim. Acemi şoför belli oluyor değil mi arkadaşlar? Frene basamadı. Korkudan. Zaten dönüşler falan sakat adamın ya. İki oldu bu. Bizim diğer de Tolga da bastırıyor ya. Şey değil yani. Arkada kalmıyor. Beni de geçecek şimdi ya. Benimki pek hızlanmıyor Scania gibi. Ama güzel hızlanıyor yani. Normal. Yardırıyor ha. Oğlum bir de benzin kullanımı çok iyi lan. Full depoyla gittik. Bak yarım depoya bile düşmedi ha. Benzin iyi gidiyor bunun. Vallahi. Bakayım. Bu adam burada gider. Fren yapmazsa bu adam burada gider. Hala yapmadı. Tamam abi bu adam pert. Ha. Bak. Lan. Lan. Yeni yurtta hadi bakalım. Ulan var ya sayemde gene ha. Yol vermesen patates oluyor daha. Oo karşısı karışmış. Böyle dörtlümüzü yakalım abi. Bir bakalım abi olaya. Kaç kişiyi blokluyor? Bayağı bir blokluyor. Şöyle kameramı döndüreceğim artık çünkü. Resim almam gerekiyor. Şöyle. Tamamdır. Anladık ama birazdan gidecek inşallah. Tamamdır arkadaşlar. Müdahale başarılı. Bak işte. Serbest kamerada neden mouse'la şey yapmıyorsun deyince bak böyle oluyor abi. Kamera yamuldu mu? Tamam gidiyor bir daha. Bak
Volvo'ya bak be. Sollayacak abi. Sollayacak o ya. Yolun ortasında niye durmuş? Haydi yavrum haydi haydi devam devam. Ya bunlar ileriden dönecek herhalde. Hadi benim önüm açılacak yine. Adamı yarı yolda bıraktı. Ben çıkıyorum dedi. Çekti sağa. Lan bir korna basın be lan. Sıkıldılar orada var ya hiç. Tırt ya. Gene %96 ihtimalle kapalı. Oğlum hep kapalı denk geliyor ya da tam kapanırken ben denk geliyorum ya. Bakayım arkada gelen var mı? Geçiyor, tren hala açmıyor. Bak gitti abi, tren gitti, aç şunu ya. Oğlum, Türkiye'de olsa var ya, trenin böyle arkası şurayı kurtarsın, önü kurtarsın hemen açıyorlar zaten. Haydi yavrum bas 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 bas. Viraj alışı iyi. Viraj iyi arkadaşlar. Virajı başarılı, hızlanması da başarılı. Kötü değil yani. Motoruna rağmen güzel. Oğlum bu Skoda'lar niye pembe pembe geziyor lan? Aa, bu yolda seviyorum ya. Gördüğünüz gibi şu ekran şöyle parlıyor biraz. Güneş mi vuruyor artık ne vuruyorsa. Şöyle döndükçe de kayboluyor.
İşte ekranın plastik şeyi ya. Kaplaması, koruması. Abi kaldırsınlar, ne gerek var ya? Görüşümüzü bozuyor sonuçta. Sanki şey anasını satayım, gerçek iyice. Her şeyi yaptınız da bir o eksikti sanki. Hadi bakalım viraj performansı. Aldı. Fena değil. Düz virajı alıyor. 135, 136. Hafif tırmanışlı bu yol. Şimdi biraz da ineceğiz buradan. Bakalım kaç basacak bu yolda. Önümüzde boş. İyice bir deneme fırsatımız oluyor artık. 140. Altı. ...146 arkadaşlar maksimum hızı. Burası yokuş olduğu için hızımız arttı. Ramp olduğu için. Karşıdan gelen var. Can Çinçon. Abi 146 maksimum hızı diyebiliriz. Yani zorlanıyor çünkü daha fazlasında gitmiyor. Evet, ileriden sağ tarafa döneceğiz arkadaşlar artık. Geldik sayılır. Bakın mesela 150 yapacak mı? 149 yaptı. Şurada yapacak herhalde. Şurada yapacak abi. 150'yi göreceğiz. 151, 152, 153. Yavaş. Frenlemesi de iyi. Sinyal sesleri de güzel. Kabinin de direksiyonu da güzel abi. Ama işte GPS sıkıntı, dijital gösterge sıkıntı, kadranı kötü. Yani içi pek iyi değil aslında ya. İyi demeyelim abi. İçi iyi değil. İçi iyi değil o kadar. Sadece bir direksiyonun şeyi güzel. Şekli güzel. İşte sinyal sesi falan falan güzel. Buradan sağa döndük mü artık? Kaleyiz. Ya neredeyse kaleyiz. Bakalım bu virajda ne yapacak? İyi, fena değil, alıyor. Buraya da hızlı gireceğim. Alıyor ya, bir şey yap kardeş. Bir de son viraj testimiz burada. Şeritten çıkmıyor ya. Güzel güzel. Virajı iyi alıyor abi. Fena değil. Yol tutuşu güzel. Frenlemesi de güzel. Çok iyi değil. Güzel ama. Bakın yani buradan şöyle bir dönüşü yaptım. Aldı yani. Hiç bana mısın demiyor. Yavaşlayalım da öyle geçelim. Sinyali de erken vermişiz bu arada. Buraya dönmeyeceğiz. Ha. Burada vereceğiz. Bak bak. Bu denk geliyor. Ben ne yapayım yani? Videoda abi illa gel beni banla diyor yani. Denk geliyor abi. Geçebilirsin. Çık abi, çık 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 çık. Çık abi. Sağa dönecekmişsin zaten. Beklemen hata. Şöyle yine arkaya doğru çekelim abi tırımızı. Şu çizgiye girelim hatta. Şöyle. Motorumuzu kapatalım.
Evet arkadaşlar, Renault Magnum'la sürüşümüz böyleydi. Şimdi özelliklerine gelecek olursak eksiklikleri kabin kötü abi, detaylandırılması, çizimler, ne bileyim işaretler falan kötü, baya kötü. Şu bardaklık yerine GPS olsa daha güzel olurdu. Şu GPS çünkü küçük geliyor, bir şey belli olmuyor. Onun haricinde başka ne vardı lan kötü olan? Başka kötü olan yok herhalde ya, aklıma gelmedi. Videoda söylemişimdir belki arkadaşlar. İyi özelliklerine geçelim. Hızlanması güzel, kötü değil, güzel hızlanıyor. Yol tutuşu da güzel, frenlemesi de güzel arkadaşlar. Yani o konuda da sıkıntı yok. Maksimum hızı da 146 kilometreye kadar gördü düz yolda. Düz yolda yapıyor yani 146 kadar. Onun haricinde başka bir kötü özelliği yok herhalde, ya da söylemeyi unuttum. Vardır elbette bir iki tane ama şimdilik aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar hepinize.